Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. Mükemmel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar. Yazılı da %100 kesin çıkar diyeceğimiz bölümleri sizlere çok güzel bir şekilde anlatacağız. Peki hocam neye güveniyorsunuz? Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz ki ortak senaryolar yayınladı. Hangi konudan kaç soru geleceğini bizlere gösterdi ve aynı zamanda bu da yetmezmiş gibi bizlere örnek sorular verdi. Mesela bu parçanın hareketle Oğuz Kağan'ın olay örgüsüne etkisini yazınız diyor. Veyahut da işte e, bununla alakalı bir ...yapım unsurunu gösteriniz diyor. Biz de bu soruları... ...tek tek inceledik. Buna benzer... ...mükemmel yazılı sorularını hem buradaki... ...senaryomuzun içerisine, yazılı programımızın içerisine koyduk... ...hem bilgiler olarak... ...yazılı notların içerisine bunları tek tek yazdık. Yazılı notlarından... ...mutlaka ben anlatırken sizler de... ...altını çizerek ilerleyin arkadaşlar. Ve daha da önemlisi süper bir sürprizimiz var. Bunu biliyorsunuz zaten. Yazılı denemelerine de... ...benzer Milletin Bakanlığı'nın senaryoları gibi... ...sorular koyduk. Yani sizler bu yazılı provasından sonra bu yazılı denemelerini çözerseniz çözemiyorsanız bile karakü doktorak cevaplarını buraya yazarsanız aynı zamanda arkada da cevap anahtarı var yazılarınızdan inşallah çok yüksek notlar alacaksınız yazılı denemeleri sadece edebiyatta değil edebiyat matematik fizik kimya biyoloji coğrafya tarih bütün hepsinin ikinci dönem yazılarına yönelik süper bir kitap bu ikisini aldığınızda zaten tüm derslerde ikinci dönemi harika bir şekilde halledeceksiniz güzel bir reklamla başladık ama şimdi birazdan önce konuları güzel güzel anlatacağız detaylı bir şekilde sonrasında da efsanevi sorularımız var. Zaten bu sen, bugün efsane konusu da var. Böyle metin üslup özellikleri, işte direkt metin türünü örnekleyen ifadeler veya da hangi dönemde hangi zihniyet yazılmıştır. Bunların her birini inceleyeceğiz. Sizler yapmanız gereken tek şey dikkatli bir şekilde arkanıza yaslanın ve güzel bir şekilde yazılı provamızı izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım intromuz girsin ve güzel bir şekilde yazılımıza başlayalım. Evet arkadaşlar destanla başlıyoruz. Toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı. Özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri bak bu da çok önemli. Manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi tür. Şimdi destanların en önemli özelliği anonim. Yani söyleyeni belli değil. Olay ve kişi var. Kahramanlar olağanüstü. Zaman ve mekan ayrıntılı değil. Efsanelerde biraz ayrıntılı olacak inandırıcılık artsın diye. Toplumların tarihleri, milli kimlik ve nitelikleri anlatılıyor. Oluşum aşamasında şiir sonradan düz yazıya aktarılıyor. Burası önemli. Şimdi destanlar iki ayrılıyor arkadaşlar. Bir doğal destanlar var. Anonim. Bir de yapay destanlar var, yazanı belli. Doğal destanların oluşum aşamaları var. İlk başta bir olay yaşanıyor, anlatılıyor. Sonrasında bu olay ağızdan ağıza yayılıp ozanlar olayı saz eşliğinde anlatıyor. Ardından da biri bu anlatılan olayı derleyip yazıya geçiriyor. Bu da destanın 1, 2, 3 aşamadan oluşan oluşum şeması. Şimdi arkadaşlar, doğal destanlara baktığımızda Sümerlerin Gılgamış Destanı var. Yunanların Truva'ya gidiş ve dönüşü anlatan İlyada Odessa, İranların Şehnamesi Firdevsi tarafından düzenleniyor. Finlerin Kalevelası, Fransızların Chanson de Roland ve Charlemagne adlı destanları, Almanların Nibelungen'i, İngilizlerin Beowulf, Wolf, İspanyolların Lucid, Rusların Igor, Hintlerin Ramayana Mahabharata. Bunları zaten hani kelimelerin telaffuzuna yakalarsınız. Hani Igor diye bir Fransız destanı olacak hali yok. Igor, Igor bariz bir şekilde bir Rus destanı. E Japonların Şintosu, Türklerin yani bizlerin Alper Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeş gibi çok güzel destanlarımız var. Bizim destanlarımız aynı zamanda motifler var. Yani nedir bu motifler? İşte destanlarımızda bizim işte kırklar gibi motifler mesela olaylar hep 40 gün 40 gece sürüyor. 40 rakamı çok çok önemli. 40 sayısı çok çok önemli. Aynı zamanda at, aynı zamanda kurt, aynı zamanda rüya, aynı zamanda ermiş kişi. Bunlar hep destanlarımızda sık sık kullanılan temel motifler arkadaşlar. Mit ve mitolojiler destanlarımıza kaynaklık ediyor. Mit nedir derseniz şöyle yazalım mitin ne olduğunu. Mit arkadaşlar tarih öncesi dönemlerle ilgili tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve serüvenlerini anlatan bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini yansıtan ürünlere biz mit diyoruz. Yani inanç, eğilimler hep mitlerdi. Mitoloji ise mitleri bir bütün olarak ele alan bir bilim dalı. Şimdi doğal destanları söyledik. Yapma destanları ise yazarı belli olan destanlar. Bunların içerisinde e, Dante'nin ilahi komedyası çok çok meşhur. Yine bizim edebiyatımızda Kayıkçı Kul Mustafa'nın, Nazım Hikmet'in, Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın da güzel destanları var. Şimdi Türk destanlarına şöyle bir kez daha detaylı bir şekilde bakacak olursak. ilk destanımız bizim Altay Yakut döneminde yaratılış destanı. Sakalar döneminde Alper Tunga ve şu destanı var. Alper Tunga'da bir komutan, şu da bir komutan. Alper Tunga İranlarla mücadele edecek, şu İskenderle mücadele edecek. Hun döneminde Oğuz kan destanı var. Metehan'ın hayat hikayesi anlatılıyor. Birazdan bunlarla alakalı sorularımız olacak. Attila destanı var. Avrupa Hunlarının e, kahramanı, hükümdar hatta tanrının kırbacı olarak adlandırıyor Avrupalılar. Almanların Nibelungen destanında da Attila ile olan mücadeleler anlatılıyor esasında. Köktürk döneminde Bozkurt Destanı var, Ergenekon Destanı var yine demir madeni buluşumuz ve bağımsızlığımıza kavuşmamız anlatılıyor arkadaşlar. Uygur döneminde yine Türeyiş, Kurttan Türeyişimiz anlatılıyor ve Göç Destanı'nda da kutsal taşı Çinlere hediye etmemi sonrasında başımıza gelen sıkıntılar anlatılıyor. İslamiyet'in kabulünden sonra artık Allah Allah diyerek İslamiyet için savaşacağız. Karahanlar döneminde Satık Buğra Han, Manas destanı, dünyanın en uzun destanı Kazak Kırgız döneminde. Yine Cengiz Han destanı, Timur, Edige destanı, Selçuklu Beylikler döneminde Battal Gazi, Danışman Gazi ve Körol destanları da İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları oluyor. Gelelim efsaneye. Efsaneler esasında inanışı gösteriyor. Yani bir inanış var burada. Dolayısıyla inanış anlattığı için ve inandırıcılığı artırmak için olay zaman ve mekan unsurlarında ayrıntıya giriliyor. Burası önemli. Anonim, kısa anlatılar, olağanüstü olaylar, insanüstü güçler var. Kutsal kabul edilen ögeler var. Burada şu önemli menkıbe dini efsanelere deniyor. Yani böyle evliyaların, sofilerin, hayat hikayeleri, sahabelerin hayat hikayeleri, olayları yaşadığı olaylar anlatılıyor. Menakıbname ise evliyaların kerametlerinden söz eden efsaneleri toplayan eserleri deniyor. Destan ve efsane farkına baktığımızda destan yaşanmış olaylardan besleniyor. İlk başta şiir şeklinde uzun, yer ve zaman ögeleri ayrıntılı değil, kahramanları ve milli değerleri yüceltme söz konusu. Yani destanda böyle bir ulusallık var arkadaşlar, onu bilmemiz lazım. Ama efsaneye baktığımızda hayal gücünden besleniyor düz yazı şeklinde oluşuyor ve kısa anlatılar. Yer ve zaman ögeleri ayrıntılı. Niye? inandırıcılığı artırmak için doğa olaylarını, oluşumlarını anlamaya ve açıklamaya yönelik olduğunu söylememiz lazım. Geldik romana. Romanı zaten 9. sınıfta öğrenmiştik. Romanların ne olduğunu biliyorduk. Hikaye göre daha uzundu, daha detaylıydı. Tahliller, kişiler, yer ve zamanlar daha e, bize ayrıntılı bir şekilde veriliyordu. Şimdi Tanzimat döneminde, Tanzimat 2. dönemde, Sert Fünun'da ve Milli Devlet döneminde roman nasıl oluyor ona bakacağız. Arkadaşlar Tanzimat 1. dönemde toplum için sanat anlayışıyla cariyelik, yanlış batıllaşma, görücü usulü evlilik gibi temaların işlendiği romanlar var. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı... Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı esasla Tanzimat Binicilerim romanının tam yansıtıyor. Niye? Felatun Bey yanlış batılaşmış, babasından kalan parayı har vurup harman savuran ve batıp giden bir adam. Rakım Efendi ise sıkı sıkıya çalışıyor, özel ders veriyor, kendini geliştiriyor. İşte e, güzel akıllı bir kızla evleniyor, yuva kuruyor. Bu tam anlamıyla bizi yönlendiren bir roman. Yani e, romantik bir roman, romantizm romanı. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ve ...romanda bize net bir şekilde... okuyucu yönlendiren, ders veren bilgiler olduğunu görüyoruz. Ee, Ahmet Bülent Efendi olayın akışını keserek... ...okuyucuya kariye kariye yani... ...ey kadın okuyucu, erkek okuyucu diye bilgiler veriyor. Bu... E, ...Felahattin Bey gibi olmayın... ...Rakım Efendi gibi olun diyor. Anlaştık mı? Bu, bu tarz bir roman. Ama ikinci öne baktığımızda artık sanat için sanat anlayışı var. Yine yanlış batılaşma, görücü usulü evlilik, alafrangalık özentisi işlenecek. Ama rastlantılar azalıyor ve realizm ve naturalizme yöneliş başlıyor. Mesela Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası veya Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeş romanları ya da Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik adlı eserler gerçekten realizm ve naturalizmin örnekleri. Artık gerçekçilik artmaya başlıyor. Rastlantılar azalıyor. Sertifünün romanı ise tam anlamıyla sanat için sanat ve artık konular hayatından seçilecek yasak aşk, aşkı memnu, hayal hakikat çatışması, mavi ve siyah çok sık işlenecek. Süslü ağır bir dil var. Realizm ve naturalizm artık net anlamıyla her bir şekilde var. Mesela burada Halis Ziya Uşaklıgil'in mavi ve siyah romanı tam anlamıyla bir Servet Fünun romanı. Mavi hayallerle gelen Ahmet Cemil simsiyah bir gecede geri dönecek İstanbul'dan. Ee, sevdiği arkadaşının kız kardeşiyle evlenmek isteyecek. Bir kitap çıkarmak isteyecek ama kitabını kimse beğenmeyecekler. ...kitabı da çıkarmayacak... ...arkadaşının kız kardeşiyle de başka sevilenecek... ...mutsuz bir şekilde simsiyah bir gecede dönecek... ...yani gerçekçi bir roman... ...halbuki burada hep iyiler kazanıyordur... ...Hakim Efendi kazanmıştı... ...milli edebiyat dönemine baktığımızda ise artık... ...bayraklarımızı asabiliriz arkadaşlar... ...neden hocam? Çünkü yerlilik ve millilik belirleyici... ...Anadolu ve Anadolu insanı anlatılıyor... ...milli mücadele, doğu batı çatışması... ...Fatih Harbiye... ...Türklerin uzak geçmişi ele alınacak... ...sade bir dil var realizmden etkileniyor. Zaten 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan yeni lisancılar yani milli edebiyatçılar pırıl pırıl bir Türkçeyi edebiyatımıza kazandırıyorlar. Burada da işte Halide Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanı tam anlamıyla bir milli edebiyat dönemi romanı. Bunları zaten bir birazdan sizlere net bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz dil bilgisinin cümle çeşitlerine bakalım. Ama onun öncesi şurada bazı roman özetlerini de bir vereyim istiyorum sizlere. Şurada bunları da hızlı bir şekilde vereyim. Eğer hocanız soracak olursa sınavda bunları da kaçırmayın. Şimdi Şemsettin Sami'nin Taşkı Tarih ilk yerli romandı. E, ...görücü görücü usulü vardı. Zaten kahramanlar ne kadarsanız. İntiba ilk edebi roman Ali Bey Mahpeyker yanlış kadına aşık oluyor ve uyanıyor. Namık Kemal Cezmi'de İslam Birliği anlatılıyor. Üçüncü Selim dönemi Cezmi. Ahmet Yüzey Efendiniz Felahatü Meyrakım Efendi'ye yıldız koyuyorum. Bununla alakalı örnek sorumuza gelecek birazdan. Doğu Batı çatışması Alafrangalı gözentisi yanlış batılaşma. Felahatü Bey tam bir dangoz. Sami Paşizade Sezai'nin Sergüzeş'te üniversite sınavlarında defalarca soruldu. Dilber adlı esir kızın hikayesi anlatılıyor. Kölelik ve cariyelik. Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası Bihruz Bey Babasından kalan parayı kaptıracak. Araba sevdasına düşecek. Periveç diye kötü bir kadına aşık olacak. Yine Ala alafrangalık özentisi. Nabizade Nazım'ın Karabibi ilk köy romanı önemli. Bunlar altını çizdiklerim çok çok önemli romanlar. Bunları sorabilirler. Yazar, eser ya da özet olarak. Haliziye Oşaklı Mavi Siyah anlatmıştım. Ahmet Cemil'in mavi hayallerle gelecek ama hakikat çok sert. Hakikat çok kötü. Yani simsiyah bir gece geri dönecek. Aşkı Memnu'yu zaten defalarca televizyonda 550 kez izlediniz. Dolayısıyla hiçbir şey anlatmıyorum. Ne olduğunu biliyorsunuz. Halil Ziya Kırık Hayatları ve Mehmet Rauf'un Eylül'ü de yine çok çok önemli. Mehmet Rauf'un Eylül'ün altını çiziyorum. Çünkü bu da ilk psikolojik roman. Şimdi geldik diğer milli edebiyat romanlarına. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği çok çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Vurun Kahpe'ye yine Kurtuluş Savaşı'nda iftiraya uğrayan öğretmen Ali'nin hikayesi. Yine Sinekli Bakkal'da Doğu Batı sentezini anlatacak. Burada yaprak dökümü romanı çok çok önemli arkadaşlar. Ali Rıza Bey'in Kızları Yanlış Batılılaşacak. Yine Yakup Kadri'nin Yaban romanı da çok çok önemli. Ahmet Celal Yaban durumuna düşecek. Yani Türk aydınının köylüyle çatışması anlatılacak bu romanda. Şimdi cümle çeşitlerine bakalım. Bu son derece basit bir konu arkadaşlar. Bununla alakalı zaten e, Milletim Hakanlı'nın örnek soruları da var. Bizler de zaten süper sorular hazırladık. Mesela demiş ki İhsan'ın geçeceği tehlikeden ben neden geçemem? Bu bir soru cümlesi. E, yüklemi cümlenin sonunda olduğu için... Kurallı bir cümle. Geçemem kelimesi fiil olduğu için fiil cümlesi. Geçemem diyor bakın olumsuzluk var. Olumsuz bir soru cümlesi. Ve aynı zamanda bu cümlenin içerisinde bir fiilimsi olduğu için birleşik bir cümle olacak. Bunları da birazdan çok güzel bir şekilde sorularla çözeceğiz. İsim cümlesinin yüklemi isim, fiil cümlesinin yüklemi fiil. Mesela Tonguç eve geldi dediğimizde bu bir fiil cümlesi. Tonguç iyi bir insandır dediğimizde isim cümlesi oluyor. Yüklemin cümlenin sonundaysa kurallı cümle oluyor. Eğer yüklem cümlenin sonunda değil, ortasında ya da başındaysa devrik cümle oluyor. Eğer yüklem yoksa da eksiltili cümle oluyor. Anlamına göre olumlu, olumsuz, soru ya da ünlem cümlesi var. Burada şu çok önemli, cümlenin anlamına bakacaksınız. Mesela, o beni seviyor derseniz bu olumlu cümle. O beni sevmiyor değil. Yani seviyor, bu da olumlu cümle. Biçimce olumsuz olsa bile anlamca olumlu olduğu için bunu olumlu kabul edeceğiz. Veyahut da mesela, saat kaç dediğimizde bu bir soru cümlesi ama... İnsan annesini üzer mi dediğimizde bu bir sözde soru cümlesi. Çünkü cevap beklemiyor. İnsan annesini üzer mi sorusunun cevabı yok. Üzmez ya da üzer dememize gerek yok. Yani zaten belli cevap beklemiyor. Ünlem cümlesi de ne kadar yaramaz bir çocuk diye üniversite sınavlarında sorulmuş. Basit cümle tek bir yüklem var. Mesela Ahmet eve geldi. Birleşik cümle içerisinde yan cümle var. Ahmet eve koşarak geldi diyoruz. Bir film var. Sıralı cümlede ise iki yüklem var. Ahmet eve geldi virgül odasına geçti. İki yüklem var bak. Geldi ve geçti. Bağlı cümle ise iki yüklem bağlaçla bağlanıyor. Ahmet eve geldi ve odasına geçti. Yani virgül yerine bağlaç koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Oğuz Kağan Destanı ile başlıyoruz. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz demiş. Birincisi arkadaşlar Oğuz Kağan Destanı Hunların eşsiz hükümdarı Meta'nın nihayet hikayesini anlatıyor. Biliyorsunuz Hun Türkleri... Teoman tarafından kuruldu. Teoman'dan sonra e, ee, Hunların en güçlü dönemi Meta dönemi. Yani ilk onlu sistemi kuruyorlar. Çinleri vergiye bağlıyorlar. Çinlileri hatta Çinler bizden korkularına Çin sedini yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla birincisi tarihsel dönem ilişkisini belirlememiz lazım. Burada sözü gelenekte oluşuyor bunu bilmemiz lazım bir kere. Konar göçer yaşama bağlı olarak Oğuz Kağan destanında da bunları görebiliyoruz. Ve aynı zamanda... Ee, Hun hükümdarı Oğuz Kağan, Hun hükümdarı Mete hayat hikayesinin destanlaştırılmış hali olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi o zaman şunu diyeceğiz. metin Tür'ünün ortaya çıkışında e, Hun hükümdarı yazıyorum. Hun hükümdarı. Mete Han'ın hayat hikayesi yazacağız. Hayat, pardon hayat yazmayı unuttum. Hayat hikayesi diyeceğiz. İkincisi sözlü gelenek olduğunu söyleyeceğiz. Sözlü gelenek ve... Konar göçer yaşamı söylememiz gerekiyor. Konar göçer yaşam çok çok önemli. Neden? Çünkü konar göçer yaşam metni etkiliyor. Adamlar böyle hani hemen hareket halindeler, yürüyor, oynuyor, seyahat etmeye başlıyor, geziyor, başka yere gidiyor, ata biniyor, avlıyor. Bunların her biri konar göçer yaşamın e, izlerini metinde görebiliyoruz. Şimdi diğer soruya baktığımızda metnin üslup özelliklerini belirleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar burada şunları bilmemiz lazım ki bazı şeylerin altını çizmemiz lazım. Mesela Ay Ayka'nın gözü parladı ifadesi ya da ne demiş yüzü gök ağzı ateş gibi kızıl gözleri ela demesi veya hatta ayakları öküz ayağı gibi olması omuzları samur omuzu gibi göğsü ayı göğsü gibi olması. Burada şunu bilmemiz lazım ki burada bak göğsünü ayı göğsüne benzetmesi omuzlarını samur omuzuna benzetmesi, ayaklarını öküz ayağına benzetmesi, belini kurt beline benzetmesi. Bunu net bir şekilde söylememiz lazım ki doğa insan benzerliği yakalanmış. Doğa insan benzerliği benzerliği e, vurgulanarak vurgulanmış demeniz yeterli. Doğa insan benzerliği vurgulanmış. Bir de burada şu çok önemli arkadaşlar. Bize masaldan farklı olarak emdi, oynadığı, yani görülen geçmiş zaman kipi kullanılıyor. Bak emmiş, oynamış, işte istemiş demiyor. Emdi, oynadı, istedi, tüyliydi, yiğit oldu diyor. Yani sanki olay görülmüş de yapılmış gibi. Dolayısıyla e, bunu da söylememiz lazım. Masaldan farklı olarak masallardan yapılmış edilmiş ya burada görülen geniş zaman kipi kullanılmış, kipi kullanılmış. Bu da tabii ki ne yapıyor arkadaşlar? söylerim ee, söyleyelim bunda. Kurmaca değil, gerçekle kurmacanın işi olduğu gösteriliyor. Kurmaca olmadığı, kurmaca olmadığı hissettirilmiş. Yani böyle bir şey gerçekten varmış gibi anlatılıyor, hissettirilmiş. Gerçek ve kurmaca, gerçek ve kurmaca iç içe anlatılmış ve böylece gerçeklik seviyesi artırılmış diyeceksiniz anlatılmış. Şimdi ben anlatmak istediğim bir kez daha size şöyle vurgulayayım şimdi yazarken belki dikkatinize kaçmış olabilir. Birincisi burada gözünün parlaması ayağının öküz ayağı göğsünün ayı göğsü gibi olmasında doğa insan benzerliğini söylüyoruz bir. Aynı zamanda diğer önemli şey dili geçmiş zaman kullanılmasıyla da olayın kurmacalıktan gerçekliğe yaklaştırıldığını görüyoruz. Eğer şöyle dedi emmiş ben de duydum başkasından oynamış göğsü böyleymiş gergedan varmış halka ezmişmiş gibi anlatsa ben de başkasından duyduğum gibi masal gibi olur. Ama burada emdi oyna diyerek gerçekliği artırdığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, betimlemelerde doğa insan doğa insan benzerliği vurgulanmış betimlemelerde diye yazalım şuraya betimlemelerde. Ve tabii ki burada şu da çok önemli arkadaşlar. Masalların genel bir üslup özelliği de nedir? Daha doğrusu destanların. olağan e, olağanüstülükler vardır. Olağanüstülükler. Olağanüstülükler vardır diyeceğiz. Niye? Buradaki olağanüstülükleri şöyle gösterelim. Mesela bu çocuk anasını gösteren ilk üstü emdi ve bir de emmedi. Ya böyle bir şey olmaz ki. Bir çocuk emdi, emmeyip hemen ikinci gün çiğ et çorba isteyemez. Yani böyle bir şey olması imkansız. Dolayısıyla burada bir olağanüstülük olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ve destanlarda arkadaşlar olaylar ve kişiler ağırlıklıdır. Burada yine kişi üzerinden, Oğuz Kağan üzerinden gittik. Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir. Olağanüstü niteliklerini gördük. Hemen göğsü kılanmaya başlıyor, et yemeye başlıyor. Ve aynı zamanda e, zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Bak burada da yine günlerden bir gün dedi bak. Zaman unsuru belirgin değil. Bunu da söylememiz gerekiyor. Mekan da belli değil. E, toplumların tarihlerinden izler taşır destanlar. Burada da Hun hükümdarı Meta'nın hayatından izler taşıdığını görebiliyoruz. Ve milli kimliğimizi yansıtan unsurları görüyoruz. Konar, göçer, yaşam. düzeye geçilecek. Sonradan bunları da söyleyelim yeterli. Şimdi gelelim. Metin'de milli manevi evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarih ve mitolojik ögeleri beliriniz demiş. Burada arkadaşlar tabii ki milli değer olarak Türklerin yani bir Türklerin savaşçılığını anlatmış. Çünkü adam daha iki günlükken hemen savaşmaya başlayacak. Savaşçılığı virgül cesareti e, vurgulanmış diyebiliriz. Kahramanlığı da diyebilirsiniz buraya. Cesareti de diyebilirsiniz. Bunların her biri doğru cevap olarak kabul edilecektir. Şimdi gelelim başka bir soruya. Efsane sorusuna. Bu parçanın hangi metin türünü örneklendirdiğini gerekçesiyle yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada büyük ve küçük ağrı efsanesi. Bak. Derler ki dünyada dümdüzü bir yükselerek boyunu gösteren dağların en yükseği ağrıdır. Hatta ilave ederler. Everest tepesi birçok dağların en yüksek tepesidir. İşte dümdüz bir ovada yükselen dağların en yücesiyle küçüğünün hikayesi. Vaktiyle sürmeli çukurunda iki kız kardeş varmış. Bunlar birlikte dolaşır evlerinin odun ihtiyacını karşılarmış diye devam ediyor ve ilerliyor. Şimdi burada biz derler ki diye ifadesinden bir kere bunun net bir şekilde efsane olduğunu yakalamamız lazım. Zaten 101 Anadolu Efsanesi'yle not düşmüş. Şimdi gelin isterseniz bu metin türünün neden efsane olduğunu maddeler halinde gösterelim. Şimdi birincisi arkadaşlar burada üslup kaygısı yok. Yani burada bir inanış, bir konu e, hazır kalıplara yer vermeden kısa bir şekilde anlatılıyor. Yani şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu hemen gösteriyor. E, şöyle yapalım. E, birincisi kutsal kabul edilen ögeler vardır bu efsanelerde, inanışlarda. Kutsal kabul edilen ögeler vardır. Bunu bir kere bilmemiz lazım. İkincisi, bir inanış söz konusudur. Bir inanış söz konusudur. Bunu mutlaka söylemeniz gerekiyor. Efsaneyle alakalı bir soruda. Aynı zamanda anlatılar gerçekten olmuş gibi kabul ediliyor. Hatta şöyle diyelim inandırıcılığı artırmak için, inandırıcılığı artırmak için olaylarda, zamanda ve mekanda ayrıntıya giriliyor. Mesela Vaktiyle sürmeli çukurunda iki kız kardeş varmış diyor. Bak sürmeli çukuru diye net bir şekilde bize yer verdi. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar birlikte dolaşır evlerin odun ihtiyacını karşılarlarmış. Yine bir gün evlerine götürmek üzere ormanda odun hazırlarlar. Onları bağlarlar. Sıra yüklemeye gelince büyü diyerek ardından diğer ayrıntılarla devam ediyor. Şimdi bak sürmeli çukuru Türkiye'de nerede olduğu belli olan bir yer. O zaman inandırıcılığı artırmak için olaylarda ve mekanda ayrıntıya gidilir diyelim. Ayrıntıya gidilir. Bu da yine efsanenin bir diğer özelliğidir. Bir de arkadaşlar bak derler ki ifadesi. Bak derler ki ifadesi çok önemli. O zaman e, yine e, bunu da şöyle not düşebiliriz. Derler ki diye yazmanız lazım buraya. Burada kullanılan ifadeyi yazmanız lazım. Derler ki ifadesi ifadesi gibi cümlelerle cümleler cümlelerle başlar diye mutlaka bundan otuşmanız gerekiyor. Şimdi o zaman efsanenin ne olduğunu bir hatırlayalım. Efsane anonim halk edebiyat ürünlerindendir. Gerçek veya hayali şahıs, olay veya yer hakkında gerçek olduğunu inandırarak ve inanılarak anlatılan hikayeler. Bunu bilmemiz lazım. Yani e, anonim halk edebiyatı ürünü kimin söylediği belli değil. Bak burada hazırlayan yazmış. Adam bu efsaneyi yazan kişi değil. Bu hazırlayan kişi. Üslup kaygısından uzak bir şekilde kalıplara yer vermeden kısa kısa anlatıyorlar olaya inanmışlar adamlar. O yüzden de bu olaya inandıkları için de yerde, mekanda veyahut da zamanda. Burada zamanda ayrıntıya ve yer verilmemiş ama zamanda ayrıntı yer vererek okuyucuya bunun inandırıcılığı aktarılmaya çalışıyor. Kutsal kabul eden ögeler olduğunu söyledik. Bir inanış olduğunu da zaten söyledik. Şimdi bu sefer başka bir soruya bakalım. Demiş ki yukarıdaki roman Türk edebiyatının hangi döneminde yazılmıştır? Dönemin zihniyetini de göz önünde bulundurarak o dönemdeki roman anlayışına ait özellikleri belirtiniz diyor. Bu az önce dersimizin başına roman konusunu anlatırken söylediğim Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı yani Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı roman. Şimdi burada dikkatliyseniz şöyle başlıyor. Felatun Bey'i tanır mısınız? Hani ya şu Mustafa Meraki Efendi Zade Felatun Bey'i? Galiba tanıyamadınız. Fakat tanıyacak bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi Tophane'nin Beyoğlu'na civarca bir mahallesinde oturur. Mahallesinin semtine haber vermek olamaz. Semtini anladınız ya bu kadarıyla iktifa ediniz. Kendisi 45'lik bir adamdır. Fakat babası bir çocuğu genç evlendirirler ise yüzü göz açılmadan dünya evine girmiş olacağından ...ırzı edebini güzel muhafaza eder. Efkarın olmasıyla Mustafa Meraki Efendi 16 yaşındayken evlendirmiş idi. Bu sebebe memniydi ki Mustafa Meraki Efendi henüz 45 yaşında olduğu halde 27 yaşında bir oğlu bulunup o dahi Felatun Bey'dir. Şimdi Mustafa Meraki Efendi'nin oğlu Felatun Bey'i bize tanıttı. Şimdi tanıtırken dikkat etseniz okuyucuyla adeta konuştu. Tanır mısınız? kadarıyla ki yetiniz. Semtini anladınız ya dedi. Dolayısıyla olayın akışını keserek okuyucuya bilgi veren toplum için sanatın yapıldığı Tanzimat birinci dönem romanıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Gelin şimdi bunları beraber maddeler halinde yazalım. Şimdi bakalım. Felatun Bey ve Rakım Efendi diyor. Bu arkadaşlar biliyorsunuz ki Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı bir roman. Bunu zaten dersimizin başında söylemiştik. Peki nedir bu romanın özelliği ve o dönemdeki roman anlayışı. İsterseniz gelin buradaki metne bakalım. Metin üzerinden giderek açıklayalım. Şimdi demiş ki Felatun Bey'i tanır mısınız? Hani ya şu Mustafa Meraki Efendi Zade Felatun Bey'i? Galiba tanıyamadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi tophanenin B oğluna civarca bir mahallesinde oturur. Mahallesinin semtine haber vermek olamaz. Semtini anladınız ya bu kadarıyla ediniz. Kendisi 45'lik bir adamdır. Fakat babası bir çocuğu genç evlendirirler ise yüzü gözü açılmadan dünya evine girmiş olacağından ırz ve edebini güzel muhafaza eder. Efkarında olmasıyla Mustafa Meraki Efendi 16 yaşındayken evlendirmiş idi. Bu sebebe mebniydi ki Mustafa Meraki Efendi henüz 45 yaşında olduğu halde 27 yaşında bir oğlu bulunup o dahi Felatun Bey'dir diyor. Şimdi birincisi bak Felatun Bey'i tanır mısınız? Galiba tanıyamadınız. Bu kadarıyla iktifa ediniz. Semtini anladınız ya. ...işte gibi ifadelerle okuyucunun yönlendirildiği, okuyucuya bilgi veren, yazarın kişiliğini gizlemediği romantik bir roman örneği görüyoruz ve burada Tanzimat Birinci Dönem'de Ahmet İbrahim Efendi okuyucuya net bir şekilde sesleniyor o zaman şöyle diyelim Tanzimat Birinci Dönem dönemin zihniyetini göz önünde bulundurduğumuzda toplum için sanat yapılıyor diyeceksiniz toplum için sanat anlayışı var niye okuyucu yönlendiriliyor aynı zamanda halkı aydınlatma amacı var halkı aydınlatma amacı var diyeceksiniz ee, şöyle var diye yazalım ve aynı zamanda yazar kişiliğini gizlememiş zaten burada görüyorsunuz bak bizimle konuşuyor yazar kişiliğini gizlemez okuyucuya bilgi verir okuyucuya bilgi verir ve onu yani okuyucuyu yönlendirir zaten kitabın sonunda da diyecek ki felatın Bey kötü Rakım Efendi iyi diyecek. Zaten Rakım Efendi de kendisi bu arada. Oku ve onu yönlendirir diyeceğiz. Ve şu da çok önemli arkadaşlar. Kişiler tek yönlüdür. Yani iyiler çok iyi, kötüler çok kötü. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Burada Felatun Bey kötü karakter olacak. Babasından kalan parayı batıracak. Şimdi buradaki ifadeleri de ...not düşerek, altını çizerek hocanıza gösterebilirsiniz. Şimdi geldik başka bir romana. Yukarıdaki roman Türk Edebiyatı'nın hangi döneminde yazılmıştır? Dönemin zihniyetini de göz önünde bulundurarak... ...o dönemdeki roman anlayışına ait özellikleri belirtiniz demiş. Şimdi arkadaşlar... ve siyah ...dersimizin başında anlatmıştık. Sertfün'ün romanını temsil ediyor. Yani Sertfün'ün romanı... ...daha doğrusu Sertfün sanatçısı... ...hep böyle içine kapanık, bireyci... ...düş ve gerçek çatışması yaşayan bir sanatçı. Yani hem benimsedikleri sanat anlayışı hem de içinde bulundukları durum onları içine kapanık bir anlayışa yöneltiyor. Ve sanatçılar da böyle hep mutsuz sonla biten hikayeler yazıyor. Mesela Halis Ziya Uşaklıgil de e, döneminde yaşamış ve aşkı memnu mutsuz bir sonla bitiyor. Zaten burada Halis Ziya mavi ve Siyah'ta da mutsuz sonla bitirecek. Ahmet Cemil karakteri mavi hayallerle gelecek ve simsiyah bir gecede geri dönecek. Aynı şekilde mesela Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanında da yine aynı benzer mutsuzluğu görüyoruz. Suat, Necip ve Süreyya arasındaki bir aşk var. En sonunda Köşk'te yanarak ölecekler yani yakalanmayalım diye. Kadın kocasına yakalanacağını bildiği için yani yasak aşktan dolayı. Köşkün içine yanmayı tercih edecek. Yeter ki yangından çıkarsa çünkü kurtulursa anlaşılacak ki bunlar aldatıyor. Aldatıldığı anlaşılmasın diye köşkün içine yanarak ölecek. İşte buna benzer mutsuz sonlar var. Şimdi e, burada birincisi arkadaşlar. Ee, bu roman Serti Fünun döneminde yani Edebiyatı Cedide döneminde yazıldığını söyleyeceğiz bir kere. Servet-i Fünun. Servet-i Fünun döneminde yazıyoruz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bunlar hatta bu roman Batı tekniğine uygun ilk roman kabul ediliyor. Ve realizm ve naturalizm akımı var. Realizm ve naturalizm akımının etkisini yazacağız buraya. Akımının etkisi var diyeceğiz. Birincisi arkadaşlar neden sonuç ilişkisi kurguda belirleyici oluyor. Yani bir neden varsa bir sonuç oluşur. Bir durum varsa buna bağlı olarak bu oluşur gibi. Ve aynı zamanda dil ağır ve süslüdür arkadaşlar. Dil ağır ve süslüdür arkadaşlar. Bak şimdi şu dile bakın. Altında mahuf, muhiş, Adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. Bu ne ya? Şimdi bir bağrağını dürri siyahın altında gömülen o emel çiçekleri. Ne oluyor ya bak kelimelere bak. Ümitlerinin incilası zamanında Tepebaşı Bahçesi'nde... ...Haliç'e bakarak seyrettiği... ...Mai geceyle ile Elmas'ı tahattur etti. Ne oluyor ya? Bak anlaşılmıyor değil mi? İşte bu tam anlamıyla bir Sertifun'un e, romanı. Aynı zamanda kişiler toplumun üst kesimindendir. Kişiler toplumun böyle eğitimli, zengin kesiminden. Mesela Aşk-ı Memnu romanını hatırlayın. Boğaz'da, Yalı'da yaşıyor adamlar. Kişiler toplumun üst kesiminden. Devam ediyoruz... Aynı zamanda e, kişilerin ruh tahlilleri ayrıntılı veriyor. Bak yazalım. Kişilerin ruh tahlilleri tahlilleri ayrıntılı verilir diyeceksiniz. Ayrıntılı verilir. Yine aynı zamanda mekan olarak daha çok İstanbul kullanılıyor. Boğaz içi konaklar ve yollar seçiliyor. Çevre tasvirleri eserleri yani bu hikayeyi süslemek için değil kahramanların kişiliklerinin oluşumunu tamamlayabilmek için yazılıyor. Ve aynı zamanda şunu da yazalım. Tanzimat romanında yoktu bu burada var. Yazar kişiliğini arkadaşlar gizliyor. Yazar kişiliğini gizler. Olayın akışını kesip okuyucuya bilgi vermez. Okuyucuyu yönlendirmez. Yani tam bir realist roman. Tabii bu tarz romanlarda ağır süsü dilde mutlaka söyleyeceğiz. Bunu da zaten söylemiştik. Gelelim başka bir romana. Demiş ki Yukarıdaki roman Türk edebiyatının hangi döneminde yazılmıştır? Dönemin zihniyetini de göz önünde bulundurarak o dönemdeki roman anlayışına ait özellikleri belirtiniz demiş. Şimdi burada da Halde Edip Adıvar'ın milli edebiyat döneminde yani bunlardan herhangi birini size verecek Hoca sınavda. O yüzden ben üçünü de burada örnek olarak sizlerle paylaştım. Milli edebiyat döneminde yazdığı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Ateşten Gömlek romanı. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli bakın. İzmir için ne tüfek atabilirim ne de İzmir'in düşmanları at üstüne kovalayabilirim. Fakat İzmir yolunda gömleksiz, hatta ekmeksiz, kimsesiz ölenlerin hayatına biraz teselli olabilirim. Hastalıklarına bakarım, ölürlerken bir kardeş gibi gözlerini kaparım. Biraz onların meşakkatini, yükünü ben taşırım. İhsan beni bunun, İhsan beni bundan neden men ediyor diyor ee, Ayşe. Şimdi burada yine bir aşk var ama kurtuluş savaşı sırasında yaşanan bir aşk olduğu için bu ateşten bir gömlek. Yani düşmanla mı uğraşsınlar, aşklarıyla mı düşünsünler? Aşkı zaten ikinci plan atacaklar ve ülkenin kurtarılması için, milli mücadele için mücadele edecekler. Şimdi burada gelin isterseniz üsluba bağlı olarak neler yazmamız gerekiyor onları bir güzel bir şekilde yazalım. Şimdi birincisi arkadaşlar bak İhsan, Ayşe, Peyami bir kere şunu söylememiz lazım ki kahramanlar arkadaşlar Türklerden ve halktan seçilmiştir. Kahramanlar Türklerden ve halktan yani böyle köşklerde yaşayan tipler değil halktan seçilmiştir. Bu Milli Edebiyat Dönemi'nin romanının en önemli özelliği. İkincisi sade bir dil kullanılmıştır. Sade bir dil. Okuduğunuz zaman hepimiz anlayabiliyoruz. Az önceki Servet Fünun romanını hatırlayalım. Bak ne demişti? Bir baranı dürri siyahın ne diyorsun ya demiştik. Ama burada tamamen pırıl pırıl bir Türkçe var. Yani sade bir dil kullanılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Milli Edebiyat romanı gördüğümüzde. Devam ediyorum. Aynı zamanda Anadolu'ya açılma söz konusudur. Anadolu'ya açılma. Bak İzmir diyor. Burada İzmir anlatıyor. Eskişehir diyor. Dolayısıyla Anadolu'ya açılma. Öbür romanda hep İstanbul. Köşkler, yıllar vardı. Anadolu'ya açılma söz konusudur. Devam ediyoruz. Milli mücadele anlatılmıştır Milli Edebiyat Romanı'nda. Burada zaten Kurtuluş Savaşı anlatıyor. İzmir'in düşmanlarını kovmaktan bahsediyor. Milli mücadele anlatılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Aynı zamanda e, ülke halkının su, yaşamı ve ülke sorunları anlatılacak milli duygularla bak. Kimsesiz ölenler, ekmeksiz ölenler, gömleksiz ölenler diyor. Dolayısıyla buraya da yazalım. Ülke halkının sorunları virgül yaşamı yaşamı e, yansıtılmıştır dememiz gerekiyor ve tabii ki milli duygular var. E, ne diyor? Biraz da onların meşakkatin yükünü ben taşırım diyor yani. Bir kardeş gibi onların gözlerini kaparım diyor. Bu da yine milli duygular olduğunu söylememiz lazım. Milli duygular vardır. Milli duygular yansılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Yani bize bu ateşten gömleği verebilir. Ya da işte vurun kahpeyeyi verebilir. Başka Kurtuluş Savaşı ile alakalı yazılmış başka bir romanı verebilir. Yine hep bu ifadeleri kullanabilirsiniz. Şimdi altı çizili cümleleri yüklemine yüklemin yerine, anlamına ve yapısına göre inceleyiniz demiş. Altı çizili cümleleri ben zaten buraya aktardım. Gelin bu cümleleri yüklemine, yükleme yerine göre ve anlamına göre inceleyelim. Şimdi İhsan'ın geçeceği tehlikeden ben neden geçemem demiş. Şimdi yüklemine göre incelediğimizde bu arkadaşlar bir fiil cümlesi. Çünkü yüklem bir fiil. Fiil cümlesi yazdık yüklemine göre. Yüklemi yerine göre cümlenin sonunda olduğu için kurallı cümle arkadaşlar. Niye? Çünkü cümlenin sonunda olursa yüklem kurallı oluyordu. Anlamına göre İhsan'ın geçeceği tehlikeden ben neden geçemem diyor. Bak sözde bir soru cümlesi var. Aslında geçebilirim demek istiyor. Dolayısıyla bu olumlu bir cümle. Ama biçimce soru. Biçimce olumsuz soru ama anlam olumlu. İsa'nın geçeceği tehlikeden ben de geçemem. Ben geçebilirim demek istiyor. Devam edelim. Yapısına göre ise arkadaşlar az önce söylemiştik yüklem var. Bir de fiilimsi olduğu için yan cümle olduğu için birleşik cümle. Hatta yan cümlesi fiilimsi olduğu zaman biz bunlara girişik birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Eğer Cemal hala İzmir'de olsaydı onun yanına gidecektim demiş Şimdi e, gidecektim kelimesi bir fiil O yüzden bu bir fiil cümlesi bir kere Aynı zamanda yüklem cümlenin sonunda O yüzden kurallı cümle arkadaşlar Ve aynı zamanda gidecektim diyor Dolayısıyla bu olumlu bir cümle Bu bir Aynı zamanda burada olsaydı diye SSA var Dolayısıyla şartlı Birleşik cümle olarak bunu da not almamız gerekiyor Şartlı birleşik cümle Niye yüklem ve bir de SSA'lı bir yan cümle var fakat şimdi Eskişehir'de ben ne yapayım demiş. Bak, ne yapayım diyor. Yapayım bir fiil arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle ve aynı zamanda yapayım dediği için olumlu ama soru sorduğu için soru cümlesi arkadaşlar. E, olumlu bir soru cümlesi. Yapı bakımından da sadece yüklem var, fiilimsi yok. O yüzden basit cümle. Basit cümle. İhsan burasını bir kadın için fazla tehlikeli buluyor demiş. Yine buluyor. Yüklem bir fiil, fiil cümlesi, yüklem sonda olduğu için bir kurallı cümle arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, olumlu bir cümle anlam bakımından ve yine içerisinde bir fiilimsi, yan cümle olmadığı için basit cümle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen başka bir soruya bakalım. Burada da biz kendimiz sizler için hazırladığımız cümleler var. Sınavda muhtemelen bir metin içerisinden verecek. Yani size Halil Edebadavar'ın metnini verip bu neden milli edebiyatta diyecek bir de aynı zamanda buradaki ifadelerin, cümle türlerini bulmanızı isteyecek ama biz konuyu size daha iyi öğretebilmek için farklı örnekler de verdik. Bak adama kolay ödemek güçtür demiş. Şimdi bak kolay birinci yüklem ödemek güçtür. ikinci yüklem arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle sıralı bir cümle oluyor. Yapı bakımından sıralı bir cümle. Bak yapısını kırmızıyla gösterelim. Aynı zamanda anlamını siyahla gösterelim. Kolaydır, güçtür diyor. O zaman olumlu bir cümle. Yapı bakımından olumlu bir cümle. Yüklemin yerini sarıyla gösterelim. Bak yüklemin yerine göre Yüklemler hep sonda olduğu için kurallı bir cümle arkadaşlar. Kurallı C'ye yazalım. Yüklemine göre de yeşille gösterelim. Yüklemine göre nasıl bir cümle? Yüklemi ikisi de isim olduğu için şöyle isim cümlesi yazalım. İsim cümlesi. Şimdi dost ile ye iç alışveriş etme demiş. Bak ye var gördüğünüz gibi. Birinci yüklem. İç ikinci yüklem. Alışveriş etme üçüncü yüklem. Dolayısıyla birden fazla yüklem olduğu için biz buna yine sıralı cümle diyeceğiz. Peki e, Anlamına baktığımızda Y iç demiş. O zaman olumlu cümle diyebiliriz yine rahat bir şekilde. Ve aynı şekilde yüklemler sonda olduğu için kurallı cümle arkadaşlar. Yine kurallı cümle diyebiliriz. Ve Y iç alışveriş etme gibi fiiller kullanıldığı için... ...bu sefer isim cümlesi değil, fiil cümlesi diyeceğiz. Oraya şöyle fiil C diye yazıyorum. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demiş. Şimdi burada bak, mazlumun ahını alma diyor bu birinci yüklem... A ah, ise çıkar diyor bu ikinci yüklem. Dolayısıyla burada iki yüklem olduğu için sıralı cümle diyebiliriz. Ama alma diyor, çıkar diyor. Dolayısıyla bu birincisi olumsuz, ikincisi olumlu olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Buraya olumsuz yazalım. Olumsuz. Buraya olumlu diye düşelim ve devam edelim. E, demiş ki kurallı devriklik açısından da bak. Alma cümlenin sonunda değil başında. Çıkar cümlenin sonunda değil başında. O yüzden buraya devrik cümle yazalım. Devrik cümle. Ve alma bir fiil, çıkar da bir fiil. O yüzden buraya yine fiil cümlesi yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını bulunuz demiş. Gelin bulalım. Şimdi nesili tükenmekte olan hayvanların demiş. nesli değil nesli olacak. Burada ünlü düşmesi olması gerekiyordu. Tükenmekte de değil tükenmekte. De. Çünkü ünsüz benzeşmesi olması gerekiyordu. Sertleşme olması gerekiyordu. Hayvanların kıtalara göre değişkenlik değil değişkenlik değişkenlik olması gerekiyor. Burada da yine ünsüz benzeşmesi olmamış. Gösterdiğini fark eden fark eden ayrı yazılır arkadaşlar. Ses olayı yoksa yardımcı eylemle oluşan fiilleri ayrı yazıyoruz. Bakın onu da şöyle göstereyim size. Mesela hak etti, terk etti, fark etti, mutlu etti dediğimizde bunları ayrı yazıyoruz. Çünkü bir ses olayı yok. Ama zannetti, hissetti, affetti. Bunlarda da zan, af derken ünsüz harfler türediği için zannettiği bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Hissettiği bitişik yazıyoruz. Affettiği bitişik yazıyoruz. Bu da önemli. Şimdi devam ediyoruz. Her şey ayrı yazılıyor arkadaşlar. O zaman şöyle her şeyi de ayrı bir şekilde yazalım. Daha detaylı incelemeye karar ver diyor. Başka da yazım hatası yok. Geldik başka bir soruya. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır demiş. Efsaneler edebiyatımızda sözlü geleneğin bir ürünüdür. Bu doğru. Efsaneler kendine özgü bir üslubu, kalıplaşmış, kuralları biçimleri olmayan düz yazı ile meydana getirilen anlatılardır. Bu da doğru. Gerçek olduğuna inanılan efsaneler milletlerin çok uzun zaman önce yaşadıkları olaylar üzerine temellenen ve zamanla yeni olaylarla zenginleşilen bir olaya dayanır. Yok milletlerle alakalı bir durum yok. C'de bir hata var arkadaşlar. Destanlar uluslara aittir. Efsaneler İran'lı Bir millete özgü değil. Evrenseldir yani. Genellikle kişi ve olayların olağanüstü özellikler gösterdiği bu tür, anonim halk edebiyat ürünleri arasında gösterilir. Doğru. Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler, tarihi efsaneler, olağanüstü varlıklar ve güçlerle ilgili efsaneler, dini efsaneler gibi türleri vardır. Bu da yine doğru. Buraya bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yere ne getirilmelidir demiş. Tarih öncesi dönemde tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü konu alan, Milletlerin hayatını derinden etkileyen bir olay sonucu ortaya çıkan ve zamanla zenginleştirilerek bir ozan tarafından nazma yani şiire çekilen türe biz destan adını veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla milletlerin hayatı deyince hemen destanı aklınıza getireceksiniz. Doğal destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Doğal destanlar anonim özellik gösterir. Doğru. Söyleni belli değildir. Doğuş, yayılma ve yazıya geçirilme olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Doğru. Birçoğu manzumdur şiir düz yazı karışık olanları da vardır. Bu da doğru. Tarihsel gerçekliğe dayanmaz. Aksine tarihsel gerçekliğe dayanır. Yani az önce mesela dersimizin başında çözdüğümüz Oğuz Kağan desanı Hunların metahana dayanıyordu. O yüzden bu yanlış. Anlatım gösterişli dil sadedir. Tamam. Şimdi gelelim map örnek yazılı sorusu benzerlerine. Bunları da çözelim. Sonrasında sizler arkadaşlar mutlaka yazılı notlarından tekrar ettiğiniz gibi yazılı denemeleriyle de soru örneklerini pekiştirmeniz gerekiyor. Ben yazılı provasını yapmaya devam ediyorum. Şimdi anlamına göre ve yüklemin türüne göre işaretlen demiş. Şimdi Suat'ın aşkı onu her zaman yeni bir hayata, hayran olduğu bilinmeyenin verdiği heyecanın, tutkunluğuna, temiz ve saf olduğu için başkalarına benzeyen bir bağlığa yöneltiyordu diyor. Yöneltiyordu dediği için bu olumlu bir cümle. Yüklemin türüne göre ise yöneltiyordu kelimesi bir fiil olduğu için fiil cümlesi arkadaşlar. Bunu yapıp kaçıyorsunuz. Sevildiğini, sevdiğini, bununla mutlu ettiğini bilerek yaşamaları zaten bir mutluluk değil miydi demiş. Tamam mı? Burada anlamına göre bir soru cümlesi. Yüklemi türüne göre de değil miydi dediği için yani mutluluk değil miydi dediği için bu bir isim cümlesi oluyor arkadaşlar. Yine başka bir milletin bakanlığının e, yayınladığı örnek soru benzeri diyor ki aşağıda Halide Edip Adıvar'ın ateşten görmek romanından bir parça verilmiştir. Bu parçayı diyalog haline yeniden yazınız diyor. Ben şimdi diyalog haline yeniden yazmayacağım ama sınavda böyle bir soru gelirse yani yazma sorusu gelirse neler yapacağınızı göstermek istedim. Şimdi verilen parça türün özellikleri, fikir, tutarlılık, bütünlük, üslup ile imla noktalama kurallarına uygunluk bakımdan değerlendirilecektir diyor. Şimdi tabii ki siz imla ve noktalama dikkat edeceksiniz. Üslupta da yine ağır bir dil kullanmamaya ve milli edebiyattaki gibi sade bir dil kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl cümleleştiriyoruz hocam? Onu anlatalım şimdi. Perşembe günü Ayşe gelecek. Cuma günü meşhur Sultanahmet mitingi olacaktı. Fatih mitingi gelmiş geçmişti. Frank tarafı İstanbul'daki büyük kalabalığı henüz ciddi alıp almamakta tereddüt ediyordu. Öyle ya silahsız, ordusuz bir milletin karamsarlığından ne çıkar? Perşembe sabahı Cemal ile beraber Ayşe'yi vapurdan almaya gittik. Rıhtım kıyamet gibi kalabalık, hala sokakların coşkuyla karışık, somurtkan isyankar havası var. Kalabalığın arasında İhsan uzaktan gözüme ilişti. Bizi görmemiş gibi uzakta duruyordu. Fakat biliyordum ki bizimle beraber olmak için oradadır. Şimdi Burada arkadaşlar bir kere diyalog halinde yazacağınız için bir ihsan var tamam mı? Bir cemal var. Ayşe'yi vapurdan almaya gidiyorlar. Ve aynı zamanda burada tabii ki diğer karakteri de hatırlamamız lazım. Peyami var. Şimdi Peyami'yi eğer hatırlarsanız harika. Peyami değer konuşmaya devam edersiniz. Ama hatırlayamazsanız arkadaşlar bu tarz cümleleri diyaloğa dönüştürmenin yöntemi şu. Mesela hadi vapurla Ayşe'yi almaya gidelim dedim Cemal'e. Cemal de tamam seninle beraber vapura Ayşe'yi almaya gidebiliriz dedi. Diyorsun ve buradan şu anlam çıkıyor. Cemal ile beraber Ayşe'yi şeyi almak istiyorlar. Şuna baksana rıhtım kıyamet gibi kalabalık. Her tarafta çok coşku var dedim. O da dedi ki evet ama hala somurtkan ve isyana, isyankar havaları da var diye cevap verdi diyor. Yani olayları birlikte konuşarak betimliyorlar. Gördün mü İhsan orada dedim. O da cevap veriyor. Evet evet ben de gördüm ama bizi görmemiş gibi uzakta duruyor. Sonra be, o da cevap veriyor. Fakat biliyordum diyemezsin. Anlıyorum bence bizimle beraber olmak için orada ama işte bize cevap vermiyor. Bizi görmemiş gibi uzaktan duruyor diye konuşuyor. Yani siz konuşmayı, diyaloğu anlatırken, konuşurken insanların zihninden geçenleri ağızlarından çıkarıyorsunuz. Yani bizi görmemiş gibi uzakta duruyordu fakat biliyordum ki bizimle beraber olmak için oradadır diye işten geçenleri söyledi ya. Siz bunu iki kişinin karşılıklı konuşmasına dönüşeceksiniz. İhsan'ı gördüm ben. Ben de gördüm. Bizi görmemiş gibi uzaktan bakıyor. Baksana şuna. Biliyorum biliyorum. Fakat bizimle beraber olmak için oradadır şeklinde cümleye dönüştürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Destanın oluşum evreleri hakkında bilgi veriniz. Bunu zaten az önceki sorumuzda göstermiştik şurada. Ee, hatırlarsanız doğuş, yayılma ve yazıya geçirilme olmak üzere 3 aşamadan oluşuyordu. O zaman doğuş diyeceğiz buraya. Tamam mı? Ardından yayılma ardından da e, yazıya geçirilme diye bu 3 evresini yazacağız. Yazıya geçirilme. Bakın bunu milleti makamlı sormuş. Hocanız da sınavda sorabileceği için bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi doğuş aşamasını zaten dersimizin başında göstermiştik. Nasıldı doğuş aşamasında? Olaylar yaşanır ve anlatılır. Bunu yazmanız gerekir bak. Olaylar bir gerçek bir olay var yani. Mesela Metehan gerçekten doğuyor ve gerçekten yaşıyor. Olaylar yaşanır virgül anlatılır. Devam ediyoruz. Yayılmanda ise ozanlar olayı e, saz eşliğinde anlatıyor. Saz eşliğinde, saz eşliğinde anlatır ve et, dilden dile yayılmaya başlıyor. Yazıya geçirilmede bir ozan destanı veya bir şair destanı derleyip yani düzenleyip yazıya geçirir. Arkadaşlar bu da destanın yazıya geçirilme aşaması. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu parçada öne çıkan anlatım tekniğini metinden örnekler vererek açıklayan izlemiş. Aşta, aşağıda Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanından bir parça verilmiş. Şimdi bakalım acaba nasıl bir anlatım tekniği var? Raskolnikov bitkin bir halde tekrar sedire oturdu. Ne oluyor? Acaba hala sayıklıyor muyum yoksa bütün bunlar gerçek mi? Galiba gerçek. Evet hatırladım. Kaçmalı. Elden geldiği kadar çabuk kaçmalı. Mutlaka mutlaka kaçmalı. Evet ama nereye? Ya elbiselerim nerede? Kunduralarım yok. Kaldırmışlar, saklamışlar anlıyorum. Ama işte palton burada. Görmemişler. Allah'a şükür. İşte paralar da masanın üstünde duruyor. İşte senet de burada. Paralar alıp giderim. Kendime başka bir oda tutarım. Beni bulamazlar. Ama ya şu adres bürosu bulurlar. Razumihim bulur. Biz bütün kaçmak daha iyi. Hepsine yuf çekip uzaklara. Amerika'ya gitmek daha iyi. Senet de alırım. Bana orada lazım olur. Daha neler alsam acaba? Onlar beni hasta sanıyorlar. Kalkıp yürüyebileceğimi bilmiyorlar. <laughs> Her şeyi bildiklerini gözlerinden anladım. Yanlış şu merdivenlerden birini bilsem. Ama ya nöbetçiler, polisler varsa? Bakın arkadaşlar, burada hepsini okudum sizler için. Neden biliyor musunuz? Bir mantık akışı yok. Eğer mantık olsaydı iç çözülemedi. Ama burada bilinç akışı var ve bilinç akışı olduğunu nereden biliyoruz? E, mantık silsilesi takip edilmemiş demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Bak, beni hassas sanıyorlar diyor. Yürüyebileceğimi bilmiyorlar diyor sonra. Ee, her şey bildiklerini gözlerinden alın diyor. Sonra merdivenlerden inebilsem diyor. Sonra nöbetçiler polisler diyor. Yani olayları zihninde geçirdiği gibi aktarıyor. Bilinç akışı yapıyor. Bunu net bir şekilde söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet yazılı provamızı bitirdik. Mutlaka yazılı notlarında bu konuyla alakalı sizler için hazırladığımız ders notlarını tek tek üzerinden geçerek öğrenin arkadaşlar. Burada sizler için her birini birinci yazılı için tüm destanı efsaneyi örnekleriyle beraber soruların gelebileceği yerleri beraber tek tek anlattık. Sonrasında da yazılı denemelerinde de tam da bu konularla alakalı süper yazılı provalar hazırladık. Edebiyatta toplam 4 tane prova sizleri bekliyor. Her biri tam da sınavda çıkacak şekliyle hazırlandı. Sınavınıza aynen böyle gelecek sorular. Dolayısıyla bu soruları çözün arkadaşlar. Çözemezseniz de kare kodu okutarak soruların çözümünü görüp buraya geçirin. Mesela arkada cevap anahtarları da var. Cevap anahtarlarını direkt buraya geçirebilirsiniz. Bu çalışmaları yaptığınızda sınavınızdan en yüksek notlar alacaksınız. Hepinize şimdiden yazılarda başarılar diliyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.